Herkese merhabalar. Bugün sizlere farklı bir açıdan çekim yapmayı deneyeceğim. Yeni aldığım drone'la bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Drone'u çok yaklaştırmıyorum. Karavanın önündeyim. Karavanı arkama aldım çünkü gölge istiyorum. Arka taraf aşırı güneşlik. O yüzden şimdi size gölgeden, karavanın gölgesinden başımıza gelenleri anlatacağım. Bildiğiniz gibi biz karavanımızı normalde Urla'da yer alan bir karavan parkına park ediyoruz. Ancak geçtiğimiz aylarda karavanımızı karşıya kadar bir sokak arasına koymuştuk. Genişçe bir alanda aslında ama bu kampa gelmeden önce maalesef sol arka tarafımızdan bir araç bize çarptı. Çarpışmanın fotoğraflarını hem sağda hem solda göstereceğim. Yani hem bizim karavanın durumunu göstereceğim hem de arabanın durumunu göstereceğim. Karavana dediğim gibi sol arka kısımdan çarptılar. Onu da yakın çekim bu şekilde göstereyim. Yani şu alandan çarptılar. Peki biz ne yaptık? Bu çarpışma sonrasında tabii ki de ilk başta arabayı çarpan kişinin kim olduğunu bilmiyorduk. Sağ olsun tam biz yola çıkmadan önce geldi ve bizi buldu. Karavana kendisini çarptığını söyledi ve işlemleri başlatmamız gerektiğini söyledi, kasko işlemlerini. Kasko işlemlerini başlattık, kaza trafik tutanağı tuttuk. Sonrasında ben bu tutanakları alıp Gencer'e gönderdim. Gencer'in satış sonrası hizmetlerine gönderdim. Kendileri İstanbul'a geldiklerinde, yani biz İstanbul'a geldiğimizde süreci başlatacağını söyledi. Çünkü eksperin gelip karavanı canlı bir şekilde görmesi gerekiyormuş. Sadece fotoğraflardan değil ve tutanaktan değil, karavanı da canlı bir şekilde görmesi gerekiyormuş. O yüzden biz İstanbul'a gitmeye bekledik. Yaklaşık bu süreç 2 ay sürdü. Yani biz İzmir'e bu kazayı gerçekleştirdikten 2 ay sonra İstanbul'a gittik. Ve hemen karavanı fabrikaya götürdük. Gencer biz karavanı fabrikaya götürdükten sonra işlemleri başlattı, prosedürü başlattı. Eksper gelip karavanı gördü. Ne yapılması gerektiği Gencer tarafından ekspere anlatıldı. Yani sigorta şirketine. Sonrasında da işlemler başladı. Bizim karavanımızda bir değişim ilk başta planlanıyordu. Ancak onarımla yapılabileceği söylendi. Zaten karavanın çarpılmış halini buraya koyuyorum. Bir de yapılmış halini şu şekilde gösteriyorum. Yani hiçbir şekilde anlaşılmıyor zaten. Bunun şeyi çok kolay olduğu için, onarımı çok kolay olduğu için de zaten onarıma gitmişler. Dediğim gibi kasko her şeyi karşıladı. Bize hiçbir maliyet çıkmadı. Hem yan tampon tarafı değişti, hem de şurada çatlaklar vardı. Onlar giderildi sanırım. Göçük vardı, orası giderildi. Bu şekilde çok kolay bir şekilde aslında hasarımız giderilmiş oldu. Bizim buradaki şansımız, ya bizim karavanımızın kaskosu yok. Kasko yaptırmadık. İlk karavanımıza yaptırmıştık. Gencer'den aldığımız 460'a. Sonrasında maliyetler çok artınca ben kasko yaptırmaktan çekiniyordum. Ancak bu kaza başımıza geldikten sonra tekrardan gündemime aldım kasko işini. Çünkü bize çarpan araç geri gelmeyebilirdi. Ve bütün masraflar bize ait olabilirdi. O yüzden kasko yaptırmak karavanda önemli olabiliyor. Özellikle işte ara sokakta. Ara sokağa koyuyorsanız veya çok sık dolaşıyorsanız bizim gibi. Bizim şansımız burada ne oldu? Karşı tarafın dediğim gibi ertesi gün gelip bu karavana ben çarptım demesi ve kaskosunun bu karavanın hasarını karşılaması. Bu şekilde buradan ben Gencer'e çok teşekkür ederim. Bütün işlemlerle, prosedürlerle ilgilendiler. Ben hiçbir şekilde kimseyle görüşmedim. Sadece kaza tutanağımı verdim ve karavanı götürdüm. Onlar her şekilde, her şeyle ilgilendiler. Hem eksperle ilgilendiler, hem sigortayla ilgilendiler. Hem de tabii ki de onlarınla ilgilendiler. Bu şekilde çok kısaca başımıza gelenleri anlatmak istedim. Şimdi karavanımızı Urla'ya getirdik. Yakında tekrardan yola çıkacağız. Görüşmek üzere.